Cümleten selamın aleyküm. Evet, Kaz Dağları'nda. Ay, buraya kadar geldim. Vallahi ilk defa bir motor bisiklet kullanmış birisi olarak vallahi çok iyi geldim buralara. Hiç bu kadar gelebileceğimi zannetmiyordum. Evet, Mondial 100cc Superboy E motorumuzu aldık. İlk deneme şeyini böyle Kaz Dağları'na çıkayım dedim. Ve geldim buralara. Harika bir ortam. Şurada su yalak mı denir buna? Evet tabii, su yalağını görünce durdum. Tabii buradan oraya nasıl geçeceğiz? Orası da ayrı mesele. Şöyle kenardan gidelim. Ayaklarımızı fazla da çamur etmeden. Mis gibi bir hava. Ay, oksijenin bolluğu. Tabii buradan oraya geçemiyoruz. Buralar hep çamur içinde. Şurada herhalde bir yol var. Şöyle geçelim. Mis gibi bir hava. Ay, doğayla baş başa, emekliliğin tadı bu olsa gerek. Allah herkese nasip etsin, bir an önce büyük şehirlerden kurtulun, böyle doğayla baş başa olun. Peki şimdi bizim bu çamurlu ve köy yerlerinde ne işimiz var? Tabii ki işimiz çok. Bu arada şöyle, Allah, ayağım yapışıyor. Allah. Oğlum, biz buraya niye geldik ki bu? Suyun başına, sanki suyun başında olmasak olmuyor. Uzun zamandan beri hayal ettiğimiz yer. Allah, girdik çamurların içine. Allah, hanımdan dayak yiyeceğiz. Yemin ediyorum, hanımdan dayak yiyeceğiz. Ne işin var lan senin orada, deli? Çoraplar moraplar battı gitti. Neyse, şimdi Kaz Dağları'nın eteklerindeyiz. Neden geldim ben buraya? Şimdi burada bir arazi bakıyoruz. Arazi dediğim öyle 5 dönüm, 10 dönüm, 100 dönüm, 40 dönüm değil. Bizim baktığımız yer bir 500 metrekare bir yer arkadaşlar. Peki bu 500 metrekare yerle ne yapacağız? 4 tane kuzu. Tabii kuzu zamanı değil, kuzu zamanı geldiği zaman alacağız. 10-15 tane tavuk, civciv, tamam mı abi? Böyle 20-30 tane de domates fidesi, işte kıvırcığı. İşte ne bileyim, ne ekiyorsak onları ekebileceğimiz bir yer. Burada da sulak bir yer varmış. Şu dağın hemen ardında, yani tepenin, daha doğrusu dağ demeyelim. O tepenin ardında hemen bir yer varmış. Abi dedi ki bana, köyden çıktıktan sonra annesine soracakmış. Fiyatı ne kadar diye, işte kiralayacağız, satın almayacağız. Annesine eve gitti sormaya, köy evine. Şimdi onu bekliyorum. Dedi ki abi, köyün hemen çıkışında sağ tarafta göreceksin dedi. Bir tane hayvanların içtiği dedi, su içtiği yer var dedi. Sen beni orada bekle dedi. Ben anneme sorayım, geleyim. İyi dedik. Biz de bekliyoruz. Yani daha doğrusu bekliyorum. O arkadaş gelsin. Gidelim, yeri görelim. Düzlük yer dedi. Ondan sonra suyu var dedi. Vesairesi var dedi. İyi dedik abi. Bekliyoruz şimdi onu. Bu arada karşıdaki koyunları görüyor musunuz tepedeki? Çok güzel bir yer ya. Gerçekten çok güzel. Harika. Bu ağaç niye böyle olmuş? Bu yosun mu tutmuş bu ağaç? Neden? Büyük bir ihtimalle yosun tutmuş bu ağaç. Evet. Yosun tutmuş bu ağaç. Aleykümselam. Bunlar veya hastalık mı gelmiş acaba ya? Ne olmuş buna böyle? Çok otantik bir görüntüye sahip olmuş ama büyük bir ihtimalle şey, ağaç hastalanmış benim anladığım. Peki motor hakkındaki düşüncelerim, motoru da söyleyeyim size. Bunu bayağı bir indirim yaptırdık. 16 bin liraya sıfır bir şekilde aldık. Plakası çok yakında takılıyor. Ondan sonra işte ehliyete başvurduk. Ehliyetimizi alacağız yaklaşık 5-6 gün sonra Çanakkale'den. Motor şimdilik iyi, performans iyi ama gelirken yolda bir rampadan aşağı indim. Oradan tırmanır mı acaba? Şöyle de göstereyim. 31 kilometre yol yapmışım. İbrenin 160 olduğuna bakmayın arkadaşlar. O 80'e kadar gidiyor. İşte burada direksiyon, fren, hidroliği midir nedir vesairesi. İşte dörtlüleri yok. Onu sevmedim o işi. Dörtlüleri olmamasını sevmedim. Onu gidip en kısa zamanda yaptıracağız. Şu motor bloğu değiştiği zaman şurası, Allah sıcak, şurası değiştiği zaman arkadaşlar şu bölüm 150'ye değiştiriyorlarmış, 150'lik yapıyorlarmış motoru. O zaman daha da çekişi artıyormuş. Frenler ne bilmiyorum, disk mi kampana mı, motor incelemesi yapmıyoruz burada.
De frenlerin ne olduğu da belli değil. Bilmiyorum artık. Şu nedir? Bunu bilmiyorum. Şu marşlı çalıştırmaymış. Onu öğrendim. İşte böyle bir motor. Acayip acayip. Ama güzel. Benim hoşuma gitti. Bir de 150 cc yaptırırsak daha iyi olacak. Bu arada ayaklar gitti. Üşümeye bile başladım. Neyse. Ben şimdi kapatayım size. Videoyu kapatayım. Daha sonra şu abi gelsin artık ya. Nerede kaldı? Geldiği zaman bir gidelim, yeri görelim. Eğer uygunsa oranın yapım aşamasında çekerim sizler için. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bay bay.